pasta yapmak için şahane bir gün. Dırın dın dın. Bu pastayı herkes çok beğendi. Bayılacağım. Yok, bunu istemiyorum. Şefin pastası. Eda Peri'nin minicik ellerinden çıkacak. Neyse ki tezgah boş. Dur, dün, dün. Ay, bu sihir işi çok yorucu. İyi, tam da sırası. Ay efendim Yavuz. Ne haber aşkım? İyi canım, sen ne yapıyorsun? Ne olursun beni fazla oyalama, çok işim var. Şurada karımızı arayalım dedik, sen benimle buz gibi konuşuyorsun Eda. Neymiş o benden önemli olan iş? Aman Yavuz, ne işi olacak? Ev işi tabii. Kıskanılacak bir şey değil. Söyle canım, ne oldu? Ya Sadık'la öğle yemeğine Betüş Kafe'ye gidelim dedik, gelir misin? Gelirim, gelirim. Saat kaçta? İşte bir gibi orada olacağız. Tamam, tamam. Ben saat 1'de orada olurum, merak etme. Hadi, öpüyorum. Tamam aşkım, seni... Hayret bir şey ya. Lafı ağzıma tıktı ve kapattı. İşi varmışmış hanımefendinin. Bizim işimiz olsa, toplantıda olsak, telefonlara bakamazsak ahiret soruları peş peşe gelir. Hanımefendi sadece ve sadece dinledi ve kapattı. Ne kadar güzel değil mi Sadık? Vallahi kadın milletine akıl sır ermez Yavuzcuğum. Onun için boş ver, takmayacaksın, önemli değil, boş ver. Ha, geliyor muymuş? Gelecekmiş, o da bir gibi orada olacak. İyi. Japonların sipariş ettiği ürünümüzün laboratuvar tarih sonuçları geldi efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Peki Türkçeden Japonca'ya çeviriler ne oldu Banu Hanım? Öğleden sonra elimizde olacak. Teşekkürler Banu Hanım. Rica ederim. Ay Suzancığım, yarından itibaren buraya bu kafede sigara içilmez diye yazı asacağız. Nasıl yani? Biz sigara içilmeyen bir kafe mi olacağız? Ya şu halimize bak. Kafede havalandırma sistemimiz olmasına rağmen duman içinde kaldık, nefes alamıyorum. Hem bak, sigara içmeyen diğer müşteriler de rahatsız oluyorlar. Şey pardon, ben bir 5 dakika hava almaya çıkabilir miyim? Bu duman beni mahvetti çünkü ya. Aa, nereye gidiyorsun ayol? Kafe tıklım tıkış. Bir 5-10 dakika yürüyüp gelsem çünkü bu duman beni mahvetti. Çok iyi olur, çok iyi. Çık canım sen, çıkarken de kapıyı açıp bırak biraz hava gelsin içeri. Hadi. Tamam, sağ olun. Yani şahsen ben de sigara içilmeyen bir kafede çalışmak isterim Betüş ama görüyorsun işte. Bizim müşterilerimizin çoğunluğu üniversite gençliği. Yani sigara içilmezse onları kaybederiz söyleyeyim. Hayatım keşke bütün kafeler aynı uygulamayı yapsa. Böylece o gençleri belki başka türlü kazanırız. Yok ben kesin kararımı verdim. Artık bu kafede sigara içilmeyecek. Thank you.
uyurmuş benim oğlum. Mışıl mışıl uyurmuş. Onun senin küçük burnunu yiyeyim ben senin. Küçük canım. Merhabalar. Ay yavaş ol yavaş. Uyuyor bebeciğimiz. Tamam tamam. Nerelerdeydi? Aa. Ne oldu Taci sana? Ay ne oldu ayol Estepeta öyle donup kaldı? Teneffüsten sonra kaldığımız yerden devam ederiz çocuklar. Çıkabilirsiniz. Hadi çabuk gidelim, kantine inelim. Çok acıktım. Tamam Buket, ben sözlükten bir kelimeye bakacağım. Ben de Buket'le gidiyorum. Tamam. Ne oluyor? Şaka mı yapıyorsunuz? Olamaz! Toprak! Burada bir şeyler dönüyor. Farkındayım. Ben de sen yaptın zannettim. Ben de sen yaptın sandım. Ben bir şey yapmadım. Peki ama ne oluyor burada? Çok garip. Yoksa bu senin marifetin mi? Ha? Başka kim yapabilir ki? İşe yaramıyor. Çok garip. Resmen donup kaldı. Ha Perihan! 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 Sığıramıyor toprak. Benimki de. Annemlere bir soralım mı? Nasıl? Kafeye gidelim. Ya biz gittikten sonra çözülürlerse? Haklısın, ders kaçırabiliriz. Perihan teyzeyi çağıralım. Tamam. Perihan teyze! Perihan teyze! Perihan! Ne cehennemdesin be kadın? Perihan! Lütfen. Bebek üşütecek. Taci, sen de ayak altından çekil. Anne. Anneciğim müsait misin? Sayılmam. Babana bir haller oldu. Perihan'ı bulmam lazım. Ne oldu? Baban yürüyüşe çıktı. İçeri girdi. Dondu kaldı. Ne zaman? Ne zaman olacak? Biraz önce. Anne, sen bir de buranın haline bak. Aa, ne yapıyorlar öyle? Bilmiyorum ama biraz önce kafede de her şey benim kontrolüm dışında dondu. Eda'nın ne işi var senin kafende? Aa! Ne bileyim ben. Peki o pasta da neyin nesi? Bütüş! Bütüş neredesin? Bizdeyiz şatomda. Hadi çabuk buraya gel. Tamam tamam hemen geliyorum. Geldim ne? Ay şu başımıza gelenlere bak. Taci'yi ve kafedekileri dondurdukları yetmiyormuş gibi Perihan'ı da dondurmuşlar. Hangi cüretle ve kim yapabilir bunu? Bir dakika sakin olun. Bir kere Perihan teyze donuk değil ki, peri kütüphanesine gitti. Aa, sen nereden biliyorsun? Ben hiçbir bağlantı kuramadım bir kere. Ben pastanın tarifini Perihan teyzeden aldım. Eda, bu pasta da nereden çıktı şimdi? Aa, unuttunuz mu canım? Bugün Periliçe'nin görevinin 400. yılı. Ay. Babam niye donuk?
günler. Bütün peri arkadaşlarımın dikkatine. Ben Periliçeniz. Yanınızdaki kişileri dondurarak sizi şaşırttığım ve tedirgin ettiğim için özür dilerim. Ancak Periliçelik görevimin 400. yılı ve son gününde sizlere son kez makamım gökyüzünden sihirle seslenmek istedim. Artık yaşlandığım için sihirlerimi sırayla yapıyorum biliyorsunuz. Bu akşam üzeri gün dönerken sizlerle son kez makamımda bir araya gelip vedalaşmak ve sizlere yeni periliçenizi takdim etmek istiyorum. Lütfen hepiniz burada olun. Zamanı dondurduğum için kimse işinden ve dersinden geri kalmayacak. Konuşmam bittiğinde yapacaklarınıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Buluşana kadar sihirli saatler. Ay. Keşke periliçe gitmeseydi. Keşke. Hem ben onu çok seviyordum. Ben de. Allah Allah. Betüş. Betüş. Aa. Betüş. Ferhat Betüş'ü gördün mü? Yo, ben daha yeni geldim. Şimdi buradaydı Betüş. Yani demin buradaydı, şimdi yok. Betüş gitmiş, yerine bu gelmiş. Bu ne peki? Pasta. Ha. Tamam da kim için pasta? Ay ne bileyim ayol. Bağırmayın canım, kızacak bir şey yok. Ben meraktan sordum öyle. Allah Allah. Yahu Betüş şimdi buradaydı. Ben çok iyi hatırlıyorum ama Betüş gitmiş, yerine bu gelmiş. Ne zaman gelmiş, nasıl gelmiş? Betüş nereye kayboldu? Aklıma kaçıracağım Ferhat. Lavabo. Ne? Ben bakayım mı? Hadi bak bak. Oh. Allah Allah. Betüş. Bir şey mi oldu kadına? Vallahi orada kimse yok. Yani bravo sana da Ferhat. La kadınak destursuz. Kadınlar tuvaletine mi girdin? Ay tut şunu. Ben aklımı kaçıracağım. Gidip Betüş'e bakacağım. Çekil. Ne tuhaf şey. Ne kadar yaşlanmış görüyorsunuz değil mi? Etrafımızdakileri sırayla dondurup sırayla çözüyor. Aa, siz ne zaman geldiniz buraya? Ya biraz önce geldiler. Ben eve girdiğimde burada mıydılar yani? Hayır, sonra geldiler. Sen o sırada Periliçe tarafından dondurulmuştun. Sebep neymiş buna? Çünkü Periliçe'nin sadece... Perilerin duymasını istediği bir bildirisi vardı. Kusura bakma babacığım, seninle de konuşamadık. Yani ben hala çok şaşkınım. Kusura bakmayın canım, ben hepiniz biliyorsunuz zannediyorum. Ne oldu? Ben niye donduruldum? Betüş niye şaşkın? Dudu niye gizli gizli kasım kasım kasılıyor? Bana da bir anlatsanız, merak ettim. Bugün Periliçe'nin görev yılının 400. yıl dönümü. Aa. Gün dönerken Periliçe bizi gökyüzünde bekliyor. Veda konuşmasını yaptıktan sonra da yeni Periliçe'yi açıklayacak. Evet, açıklayacak da sen niye böyle havalara giriyorsun, ben onu anlamıyorum. Anne, yoksa Periliçe'nin seni seçeceğini mi düşünüyorsun? Düşünmüyorum, biliyorum. Tacını, tahtını sana devretmesi için delirmiş olması gerekir. Taci, bu çok kötü bir espriydi. Hiç komik değil. Espri yapmıyorum karıcığım. Yahu yaptığın onca şeyden sonra kim seni ta en tepe göreve getirir? Biri gelecekse eğer, o ancak ve ancak Perihan olabilir. Ah, peri değilsin tabii. Hariçten gazel okuyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun Taci. Bir kere yeni periliçenin iyi bir eşe, aileye ve çocuklara sahip olması gerekir ki... Bu da Perihan'da yok, bende var. Eyvah! Ne oldu? Ay, benim hemen kafeye gitmem lazım. Baksanız orada beni arıyorlar. Eda, senin bu unutkanlıkların yüzünden çabuk hemen benimle kafeye geliyorsun. Ya ne oldu ki? Bir şey sorma, gidiyoruz dedim, hadi. Üf, tamam, tamam. Dışarıda da yok. Nerede bu kadın, nerede? Vallahi ben de endişe etmeye başladım ya. Cebinden mi arasam? Ay vallahi şimdi buradaydı. Hemen arıyorum ama kafeden de cep biraz fazla yazıyor. Olmaz bir şey canım. Aa, bakın kim geldi? Betüş neredesin sen? Ben mi? Ben... Ay, temiz hava almaya çıktım Suzan'cığım.
Ben demiştim. Pardon, hesabı alabilir miyim? Hemen geldi. Pardon ama sen hangi ara çıktın da, nereye gittin de hemen geri geldin? Sen... Aa, Suzan abi, görmüyor musunuz? Burası çok çalışan bir kafe. Bir dünya insan giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Arada muhtemelen siz Betüş'ün çıktığını görmediniz. İyi. Hadi ben senin çıktığını görmedim diyelim. Bu alamet pastanın geldiğinde mi görmedim? Pardon, bana açıklar mısınız? Ben havale falan mı geçirdim? Ateşim 40'a yükseldi de bayıldın mı? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum ama tek bildiğim artık Avni'ye inanıyorum. Dur! Ama Suzancığım... Çekil, çekil. Yok canım, öyle saçma şey olmaz. Şimdi onun kafası karıştı bayağı. En iyisi ben arkasından gideyim, eve kadar ona eşlik edeyim. Evet, evet. Tamam. Eşlik et sen Ferhat'cığım. Tamam. Hadi git canım. Eda. Eda, Meda deme Betüş. Bu pastayı burada sen nasıl unutursun? Aman canım, bütün boncuklar da bana kalıyor. Ben o pastayı orada unutmuş olmasam bile bu kadın senin burada olmadığını anlamayacak mıydı? Ben şimdi ne yapacağım Eda? Ne bileyim, her şeyi unutturma sihri yaparız, geçer. Hayır. Nasıl hayır? Şimdi herkes bizim peri olduğumuzu anlasın mı? Ben artık sihirciyi yapmayacağım, bir tek onu biliyorum. Hayda. Sence yerine periliçe kim olur? Bilmem, Perihan teyze olabilir. Ama Perihan teyze periliçe olursa kim Perihan teyze olur? Onu bilemem. Yok, Perihan teyze periliçe olamaz. Neden? Çünkü onun kocası yok, çocukları yok, oğlu yok. O olmaz. E kim olacak o zaman? Betüş teyzem, anneannem, annem. Ama onların kocalarının hiçbiri peri değil ki. Bu durumu değiştirir mi ki? E değiştirebilir. Aha, ne konuşuyorsunuz siz? Hiç abla, havadan sudan. Değil mi toprak? Çilek, Buket'le Kansen'i arıyorlardı. Ay doğru, ben onları unuttum. Hemen ben gideceğim. Ne kadar güzel anlaşıyorlar ya, kardeş gibi. Küçükken birbirlerine çok kıskanıyorlardı. Ama şimdi birbirlerini kolluyorlar. Ne habersiniz bakalım? İyiyiz abi. Neredeydiniz? Kütüphanedeydik ya. Yarınki sınav için kaynak bulduk. Fotokopisini alabilir miyim? Oho, sen çektirdikler. Bir dakika. Teşekkürler. Siz de birbirinizi iyice kollamaya başladınız. Sen ne diyorsun yine? Ne diyorsun sen? Bir şey demiyor. Hadi görüşürüz, biz gidiyoruz aşağı. Hadi görüşürüz. Sihirli günler Periliçe. Sihirli günler Perihan. Lütfen otursana. Teşekkür ederim. Dört yüzyılda neler yaptığımı izliyordum. Galiba iyi bir periliçe oldum, ne dersin? Buna hiç şüpheniz olmasın periliçem. Adaletiniz, yardımlarınız herkesin mutlu, güven içinde yaşamasını sağladı. Dilerim benden sonra gelecek olan arkadaşım da her şey çok daha iyi olur. Yerinizin kolay doldurulabileceğini sanmıyorum periliçem. Her koltuğun bir sonu var Perihan, kim olursan ol. Evet ama periliçem, gelen gideni aratır. Aratmayacağına eminim. Yerime geçecek olan Periliçe'nin benim bıraktığım mirası daha güzel. Herkesin daha mutlu olacağı yerleri taşıyacak iyi bir öncü olacağından eminim. Sana kim olduğunu söylemek isterdim ama bu benim adaletli yapıma yakışmaz. Gün dönümünü beklemen gerek. Elbette. Elbette Periliçem. Ben de herkesle aynı anda öğreneceğim. Ben hiç alınmadım. Zaten sizden bunu beklerdim. Eğer Periler Heyeti Başkanı, Periler Hanı olmasaydın, evlenip bir yuva kurardın. O zaman tacım da, tahtım da senindi biliyorsun. Biliyorum Periliçem. Engin dostluğunuz bana yeter. Tacınız, tahtınız benden ileri birinde olsun. Ben bulunduğum yerden memnunum. Ah, az kalsın unutuyordum. Size bunları getirdim Periliçem. İyi düşünmüşsün Perihan.
Bunlar benim koyduğum peri yasaları. Bunları yeni periliçeye verelim ki beğenmediklerini değiştirsin. Eski moda bulduklarını modernize etsin. Pek hafif kaçtı. Acaba şöyle bir de pelerin mi alsam üstüne? Bunu da beğenmedim. Sen bak bakalım anneciğini nasıl beğeneceksin. Eğer beğenirsen gülersin, beğenmezsen gülmezsin, tamam mı? Bak bakalım şöyle. Ah gülüyor, gülüyor. Beğendin demek. Ay görüyor musun Taci? Daha bir yaşını doldurmadan her şeyi anlıyor. Nazarlardan saklasın. Evet ileride belki yüzü sana benzeyebilir. Ama zeka pırıltısı bana benzeyecek. Ondan hiç şüphem yok. Daha doğmadan karnından sihirler yapmaya başlamıştı. Ay doğru doğru. Bizi nasıl da perişan etmiştin. Ama yok, bir yaşına gelene kadar sihir yapmak yok. Ondan sonra sihirlerini yapabilirsin. Sen perisin, istediğin kadar sihir yaparsın. Aa, şimdi mışıl mışıl uyu. Tamam mı canım? Hadi bakayım. Şu sözlere bak hoppa. Oğlum sen bu anana bakma. Başı sıkıştı mı, kendi sihir yapamayacak duruma geldi mi, sana verir sihir gücünü, senden yardım ister sonra. Sen sahiden akıllı uslu bir bebek ol da mecbur kaldın mı anacığının aklına uyup, anacığına kanıp olur olmaz sihirler yapma. Bir kere ben periliçe olunca Taci, sihir yapamama gibi bir durumum söz konusu olmayacak. Bence şu periliçelik mevzuundan bu kadar emin olma. Güzel bir hayal ama unutma gerçekleşene kadar hayal ettiğin her şey sadece hayaldir. Ay, ne kadar negatif bakıyorsun. Bir kerecik de olsun hevesimi kırmasan olmaz mı? Sadece gerçekçi olmaya çalışıyorum. Geçmişten günümüze yaptıklarına bakarsak periliçe olabilecek son kişi sensin. Hah, geçmişten günümüze tüm perilere bakacak olursak yaşını başına almış iyi bir yuvası olan tek peri benim. Periliçe olmak benim hakkım. Sen de kendini peril olmaya hazırlasan iyi edersin. Ay senin bu annen hakikaten çatlak. Köpekten periler kralı olacak ha. Şunu da şuraya koyalım. Bunu da buraya tak. Bana bak, dikkatini bana ver, dikkatini bana ver. Senin için yapıyorum. Bu oyun değil, bu bir sanat. Tamam mı? Biraz sonra bozacağım bunu. Sen tekrar baştan yapacaksın. Onun için dikkatli bak. Leyla, kapıya bakar mısın? Açıyorum Avni Bey. Avni, artık sana inanıyorum Avni. Buyur. Avni, ben perilerin olduğuna inanıyorum. Hem sadece perilere değil, sana da inanıyorum kocacığım. Ne gördün karıcığım? Ay bilmiyorum, ne gördüğümü bilmiyorum. Önce oturup bir sakinleşmem lazım. Aman. Otur, sakinleş, hiç acele etme. Ne gördüğünü bana anlat. Bütün şunu... Bence Suzan'ın her şeyi unutmasına izin vermediğin için hiç iyi bir şey yapmadın. Sürekli insanların hafızalarından anılarını silmek istemiyorum. Ama Avni Bey ne düşündüğünü anlatırsa... ...o zaman perilere inanan iki kişi olmuş olacaklar. Ferhat da onlarla gitti, üç. Leyla da oradaysa dört etti. Yani tabii eğer onları ikna edebilirsem. Eda, biz periyiz. Sihirli güçlerimiz var diye kimsenin anılarını silmeye hakkımız olmadığını düşünüyorum. Olacağımız cezaları düşünüyor musun? Bizim hiçbir şekilde peri olduğumuzu söylemeye hakkımız yok ki. Yasak. Bir de şöyle düşün. Ya Avni Bey, Suzan Hanım, senin kocan, benim kocam peri olsaydı... ...ve bizim yaşadığımız en güzel şeyleri kafamızdan silip atsaydı... ...ne hissederdin Eda? Hissedeceğim canım, unutmuş olurdum. Unuttuğum bir şey için de üzülemeyeceğimden hiçbir şey hissetmezdim tabii ki. Olaya birazcık geniş açıdan bak lütfen. Ya insanların yaşadığı tatlı şeyleri, üzüntülü anları... ...yani her anlarını hatırlamaya ihtiyaçları var. Mutlulukları hatırlamak mutluluğu, üzüntüyü hatırlamak ise deneyim kazandırır insanlara. Eda, bizim peri olduğumuzu gören bir fanenin kafasının her şeyi silmek istemiyorum. Anladın mı? Bir dikkatsizlik yaptık ve bedelini ödeyeceğiz. Tamam.
Yalnız yeni periliçenin buna ne ceza vereceğini bilmiyorum. Ama ben olursam seni affederim. Sen? Tabii ben. Bütün gece bu pastayla niçin uğraştım zannediyorsun? Sonra bir baktım, arkamı döndüm, Betüş yok. Ay çıldıracaktım Avni. Yani Betüş kaybolmuş, yerine bir tane pasta gelmiş. Hangi ara derede kayboldu da o pasta oraya nasıl geldi? İşte orası meçhul. Ya sanki ne oldu biliyor musun? Böyle zaman doldu, ben öyle kala kaldım. Sonra normale döndüm, işte orada bir şeyler oldu. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu günleri gösterdin bana, sana şükürler olsun. Bana derviş deyin. Bundan sonra derviş Avni deyin. Çünkü sabreden derviş muradına ermiş. Allah'ım şükürler olsun. Sonunda karım sözüme geldi. Oh! Avni Bey, Suzan Hanım. Bence biraz daha mantıklı olmak lazım. Çünkü böyle bir şey bana çok mümkün gelmiyor. Ya niye mümkün olmasın Ferhat'cığım? Niye mümkün olmasın? Yani şunu söyle bana. Sen Betüş Hanım'ı kafeden çıkarken gördün mü? Ya da pastayı içeri girerken gördün mü? Çok güzel soru. Hiçbir şey görmedim çünkü ben o esnada dışarıdaydım. Zaten orası da meçhul. Betüş o kafe o kadar kalabalıkken niye dışarı çıktı? Nereye çıktı ve nasıl geldi bilinmiyor. Şöyle bir şey olmuş olabilir. Bazı günlerde, özellikle özel günlerde kafe yoğunken ya da Betüş Hanım yoğunken pastaları dışarıdan sipariş ediyoruz. Yani başka pastanelerden. Belki de bu durum öyle bir durumdur. Hayır, öyle bir durum değil. Sana şöyle açıklayayım. Periler hiçbir zaman yoğun olmazlar. Çünkü periler her şeylerini sihirle çabucak hallederler. Betüş Hanım neden siparişleri hep sizin yanınıza veriyordu? Çünkü sizin yanınızda sihir yapamıyordu da ondan. Bunun ispatı da şöyledir. Açın bakın sipariş defterini. Oradaki sayılarla sizin pastalar arasında çok fark olduğunu göreceksiniz. Vallahi doğru söylüyorsun Avni. Şimdi şöyle bir düşündüm de kesin öyle bir şey. Tabii ama önemli soru bu pasta niçin? Şey içinmiş, Betüş Hanım'ın bir arkadaşı varmış, onun özel bir günü varmış, onun içinmiş. Kim dedi? Betüş dedi. Ne dedi? Telefonda dedi. Hani Dudu teyzenin bir arkadaşı var ya, neydi adı ya? İşte onun içinmiş pasta, onun özel bir günü içinmiş. Perihan Peri. Hayır, o değil. Bu hani sarı uzun saçları var, tamam mı? Hoş bir hanım, hamile değil. Ya hatırlasana Avni, bir kere şey kafeye gelmişti. Hatta bir kere de Betüş'ün evine yemeğe davetliydik, orada görmüştük. Hatta ben eve döndüğümde kadının adını hatırlayamamıştım da sen de şey demiştin ya, adını hatırlayamazsın Suzan. Çünkü ismini hiç söylemedi. O kraliçe peri falan demişti. Ha, kraliçe peri değil, periliçe. Hah yaşa, onun özel bir günü içinmiş işte. Evet haklısın, onun özel bir günü için. Onun için kaybolmalar, Betüş'ün gitmesi, pastaların gelmesi tamam, ilginç. Ay neyse, çocuğun yanında konuşmayalım bunları Avni. Baksana anlıyormuş gibi bakıyor suratımıza. Psikolojisi bozacak vallahi. Ay, tüylerim diken diken oluyor benim. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Her şeyi biliyor. Ben ona anlattım. Ay yoksa komşumuz bir peri mi Avni? Ya Ferhat, biz çıkalım mı biraz? Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Hoppala, ne oldu şimdi? Yoksa sen de mi onlara inanıyorsun? Ya çıkıp yürüyelim işte biraz. Suzan Hanım, İzin verirsiniz değil mi? Tabii Leyla'cığım, tabii gidin. Gidin ben de biraz kafamı toparlayayım. Bir reyik yapayım, şakralarımı bir şeyimi açayım, kanallarımı doldurayım, bir şey yapayım. Vallahi beynim çatlayacak. Ha, tamam, ver. Ben bu tavırlara alışkınım, güle güle. Gel oğlum, gel. Gel biz de kaldığımız yerden devam edelim. Hissediyorum, varlar anne, hissediyorum. Pardon. Merak etme bir şey. Kolay gelsin. Gönül su benle yazı yazılamaz. Unutulan aşkın yası tutulamaz. Ne git dedim ne de kal. Sevene kelepçe vurulamaz. Aman da aman, kimleri görüyorum. Buyurun geçin içeri. Merhaba canım. Nasılsınız? Ya sen nasılsın? Yeni eve taşınmışsın, hayırlı olsun. Vallahi eksik olmayın ama bir gün mutlaka bekliyorum. İnşallah. Siz böyle zamansız çalmazsınız kapımızı. Anlatın bakayım neler oluyor. Ya çok sıkıldım, içim daraldı Firuze abla. Hayırlara vesile olsun. Ya ben galiba artık Suzan Hanım'ın yanında çalışamayacağım. Ne? Evet, yani Efecan'ın bir sağlığını düşünsenize. Hani annesi babası komşularının peri olduğuna inanan bir çocuk. Yani nasıl büyüyebilir ki sağlıklı bir şekilde? Hiçbir şey anlamadım. Şunu baştan teker teker bir anlatsanıza bana. Buyurun. Şimdi biz kafedeydik. Pasta geldi. O esnada Betüş Hanım yok oldu. Evet. Tam bunlar olurken... Oldu, gerçekten oldu. Yok oldu. Bir anda yok oldu.
biz tam ne oluyor falan derken Susan Hanım fenalaştı. Evet. Kafalar karıştı öyle. Öyle kala kaldık yani. Betüş. Doğru söyle. Sen bana dargın değilsin değil mi? Ne için? Periliçe olmak istediğim için. Ay, hiç öyle şey olur mu Eda'cığım? Tabii ki değilim. Ne bileyim, belki sen de periliçe olmak istiyorsundur. Doğrusunu istersen, bunu hiç düşünmemiştim. Yani ben bu sabaha kadar periliçenin bugün görevinin son günü olduğunu bile hatırlamıyordum. İster miydin peki? Çok yakınlarıma ve sevdiklerime peri olduğumuzu açıklayabilmek için isterdim. Yani sen periliçenin liderliğinden memnun değil miydin? Olur mu öyle şey? Çok memnunum. Yıllardır ne kadar mutlu mesut yaşıyoruz. Ama hayatın zaman geçiyor. Yani insanlar değişiyor, periler de değişiyor. Yenilikler yapmak lazım. Hepimizin yararına olacak yenilikler. Gerçi benim birkaç tane endişem var. En büyüğü de Yavuz'a peri olduğumu söylersem benden korkup beni terk etmesi. O yüzden periliçe olursam özellikle perilerin sadece ailelerine peri olduklarını itiraf edebilmesi maddesini ekleyeceğim. Peki sen neden periliçe olmak istiyorsun? Ay, biliyorsun Betüş, annem ara ara çıldırıyor. Seni de beni de kocalarımızdan ayırmak istiyor. Eğer periliçe olursam bizi kocalarımızdan ayrılamayacak kadar güçlü yapacak da o yüzden. Ah canım kardeşim benim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yavuz burası ne kadar sıcak böyle. Oo meşgul insan Eda Hanım. İşiniz bitti mi acaba? Aa, bitti Yavuzcuğum, hoş geldin. Yavuz şuraya bak. Ah çok güzel. Kim yaptı bunu? Sen mi Betüş? Hayır Yavuz, ben yaptım. Seninle telefonla konuşurken bununla uğraşıyordum. Maket mi? Sensin maket. Hiç makete benziyor mu? Üstünde cam şekeri var. Abi bravo Eda ya. Abi ne güzel yapmışsın. Ya Betüş ne diyeceğim? Eda'yı yana alsana işe. Birlikte çalışın. Aa, enişteciğim ben bunu iş için yapmadım ki. Bu gördüğün şaheser hediye. Nasıl yaptın peki? Kolay oldu. Sistematik çalışarak yaptım. Harika olmuş. Tadına bakmamın bir mahsuru yok herhalde diye tahmin ederek. Hayır, var. Aman Betüş, bizim çocuklar bunu görmesin. 5 saniye içinde bir yok edip pirana balığı gibi iskeletini bırakırlar. O ne? Bu kısaf kötülük yok içinde. Sıkılmıştım zaten inadından. Düşen parça asık suratından. Haklı sensin, sen öyle sağ. Sürpriz! Ah! Ay sen de nereden çıktın? Ya aşk olsun, insan kocasını böyle mi karşılar? Boynuna sarılır, öper. Ay. Kusura bakma, böyle önlükle falan yakalanınca utandım tabii biraz. Bir de bugün aklım karışık aslında bakarsan. Niye, ne oldu? Biraz evvel Ferhat'la Leyla geldi. Hı. Allah haklarında hayırlı yazılar yazsın. Firuzeciğim karma karışık konuşuyorsun. Doğru dürüst anlatır mısın? Bak şimdi bu bizim Avni Bey var ya. Var. Bir zamanlar Betüş Hanımların peri olduklarına inanıyordu. Evet. Şimdi Suzan Hanım da inanmaya başlamış. Ne? Kim? Suzan Hanım. Periye. Evet, peri olduklarına inanmaya başlamış. İnanmaya başlamış. Evet. Sen inanmaz mısın? Yok da. Bak nasıl olmuş biliyor musun? Betüş Hanımlar kafede oturuyorlarmış. Birden böyle bir pasta çıkmış ortaya gelmiş. Fakat Betüş Hanım pastayı görünce ortadan yok olmuş. Bunu gören Suzan Hanım o kadar telaşlanmış. Bu yasaların çoğunun elden geçmesi gerekiyor. Bu bir öz eleştirimi Periliçe. Kabul etmeliyim ki zaman değişiyor. Benim koyduğum bazı yasalar eski moda kalmış olabilir. Mesela? Şu anda gördüğüm bir şey yok ama... Heh, bak şurada bir peri bir fani ile evlenemez demişiz. Sonra birileri evlenmiş ve çok mutlu olmuşlar. Sonra da bu yasayı kaldırmışız. Yeni periliçeye şunu söylemeliyim ki... eğer bazı değişikliklerin birilerini daha mutlu edeceğine inanıyorsa dilediğini yapsın. Umarım periliçe olarak seçeceğiniz peri herkes için güzel şeyler yapar. Öyle olacağına eminim. Hmm.
Ay Avni, acaba ben saçmalıyor muyum? Saçmalamıyorsun Suzan, gerçekleri görmeye başladın. Var ya, bugün hakikaten böyle tüylerim diken diken oldu. Ha? Şimdi beni anlıyor musun? Eskiden beni itip kakıyordun, saçmaladığımı söylüyordun. Benim çok kafam karıştı Avni. Niye karışıyor kafan? Her şey açık ve net. Ya diyelim ki Betüş peri ya da ne bileyim cadı melek o türden bir şey. Yalnız o mu? Annesi, kardeşi hepsi. Ya şimdi onu söylemiyorum. Neyse ne? Yani ne değişir? Nasıl ne değişir? Ya Betüş benim arkadaşım. Ne olduğuna, nereli olduğuna aldırmalı mıyım? Aa, Suzan sen şimdi benden de ileri gittin canım. Yani yavaş yavaş kafayı yiyorsun galiba. Beni endişelendirme. Ya anne, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Yani şu an sağlıklı düşünemiyorum. Sanırım biraz uyusam iyi olacak. İstersen bu sefer reyüceğim. Aman canım abartma sen de. O durumda değilim, o aşamaya gelecek halde değilim yani. Ne de olsa sen bana zamanında bir sürü peri hikayesi anlattığın için o kadar da sarsılmadım. Ya sen beni bir rahat bıraksana, ben birazcık uyuyayım. Tamam canım, ben de hamlaşmıştım zaten. Gidip biraz antrenman yapayım pencerede. Suzan da Avni Bey'e haklısın demiş. Bunun üzerine Leyla telaşlanmaya başlamış tabii. Bu evde çocuk yetişiyor diyor. Perilere, cinlere inen insanlarla çocuk mu büyütülür diyor. Kız haklı bence. Çünkü çocuk ilkokula başladığı zaman arkadaşlar ne diyecek? Periler vardır, cinler vardır. Canım, biliyorsun benim akşama toplantım var. Sen yemeğe bekleme beni, ye. Olur ama geç kalmazsın değil mi? Yok yok yok, kalmam. Sen de yorma aklını böyle güzel şeylere. Yanlış anlamadır o, geçer. İnşallah geçer. Çünkü insan şaşırıyor. Eğitilmiş kadın bunlar. Perilere, cinlere niye inansınlar? Cahil insanlar. Ya hadi canım, hadi canım. Tamam. Sen aklını yorma böyle şeylere. Kolay gelsin sana. Tamam kolay canım, hadi. O zaman sana da hayırlı işler. Sağ ol canım. Hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Hoşça kal. Hadi, hoşça kal. Gire. Hadi gir içeri, üşüme. Gir, gir, gir. Tamam. Tamam, Firuze'ye duyduklarını unutturduk. Şimdi sıra Suzan Hanımlar'da, sonra Ferhat'ta, Leyla'da. Evet, hamburgerler geldi. Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olun. Bakalım siz yemeğinizden memnun musunuz? Nasıl olmuş? Nefis olmuş, kuru fasulye harika olmuş. Ya diyorum ki şunu menüye koysanız diyorum. Hatta evde yapsan o kadar mutlu olacağım ki şekerim. Aa, tabii yaparım evde de hayatım, ne var? Yalnız bu tip ev yemeklerini pek menüye koyamıyoruz Sadıkcığım. Ne de olsa burası bir kafe. Yani gelenler böyle kahve içmek istiyorlar. Yanında da bir iki kurabiye, tatlı falan yemek istiyorlar. Yemek olarak da hamburger tercih ediyorlar. Betüş doğru söylüyor Sadık. Şimdi böyle ev yemekleri yapıldığı zaman kaç kişi geleceği kestirilemezse çöpe gidiyor tabii. Yazık, günah. Ama inanılmaz güzel olmuş, eline sağlık. Aa Yavuzcığım, afiyet olsun. Firuze'den öğrendim ben bunu yapmayı. Biz böyle ara sıra burada yemekler yapıp personel olarak kendi kendimize yiyip içiyoruz. Ha, personel demişken nerede onlar? Onlar çıktılar, gittiler. Bir sorun falan mı var? Yok, gitmeleri gerekiyordu. Gittiler. Oo, herkes burada. Alicim hoş geldin, gel gel buyur. Tamam, olur. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Nereden böyle? Sizden geliyorum. Sizlerle konuşmam lazım. Sadıklar gitsin, öyle konuşuruz dayıcım, tamam mı? Tamam canım. Bana bak, kuru fasulye çok güzel olmuş, Betüş yapmış. Harika, mutlaka ye. Öyle mi? Öyle. Bu kuru fasulye yüzyılın icadı. Betüş'ün kuru fasulyesi. Yer misin bir tabak? Yiyeyim bari. Ye. Ay Avni, biraz dikkat etsene. Uyuyoruz şurada, bak çocuğu uyandırdın. Kusura bakma ya, ayağım takıldı işte. Of, saat kaç? Herhalde iki civarı, daha erken bir şey. Günlerden ne? Galiba cuma. Ben niye evdeyim? Bilmem. Leyla nerede? Bilmem. Yavuzcuğum hadi artık kalkalım biz. Aa hakikaten çok geç kaldık ya. Neden? Toplantımız var hayatım, ona yetişeceğiz. Ne toplantısı canım, ne işi, ne gücü?
Ben sana demedim mi Yavuz? Kadın milleti böyle. Yani senin işin gücün olamaz. Varsa da 1000 tane soğan sorarlar. Bak 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 sen. O ne biçim laf öyle? Aşk olsun Sadık. Hayatım ben seni kastetmiyorum yani. Beni kastediyorsun yani enişte. Yok, ben genelden konuşuyorum yani. Değil mi Yavuz? Genel. Ha, seni kastediyoruz. Ne olacak? O genelin içine sen de giriyorsun hanımefendi. Biz seni arıyoruz, işimiz var diyorsun, çat diye suratımıza telefonu kapatmayı biliyorsun. Şimdi bizim işimiz var diyoruz, ne iş diye soruyorsun. Toplantımız var hayatım, ona yetişeceğiz. Telefonun açık olacak değil mi Yavuz? Açık olacak tabii ama sessiz de olacak tabii toplantı hali. Biraz da kıskanıyoruz galiba. Ay yapma Allah aşkına, ne kıskanması ya. Yavuz'u mu kıskanıyorsun? Vallahi onun gözü senden başkasını görmüyor. Sen ne zannettin? Hadi biz kaçıyoruz hayatım. Hadi. Tamam canım. Hadi bakalım. Güle güle. Hoşça kal. İyi toplantılar. Tamam, hoşça kalın. Hadi, hadi yavaş. Kuru fasulyenin tarifini almadan gelme. Arayacağım, telefonun açık olsun. Hadi anlat Ali dayı. Suzan Hanım'a mı yakalandınız? Evet. Nereden biliyorsun? Firuze söyledi, Leyla ve Ferhat'tan duymuş. Ve? Yok, rahat olun, tamam. Artık ne Firuze, ne Leyla, ne Ferhat, ne Avni Bey duyduklarını hatırlamıyorlar. Suzan Hanım da gördüklerini hatırlamıyor. Oh! Allah Allah! Ya Avni, hakikaten ben niye evdeyim? Bilmiyorum dedim ya Suzan. Aa, bu ne? Niye ortaya çıktı bu gene? Vallahi hatırlamıyorum, gerçekten. Ya şimdi ben Betüş'ü arayıp da ben niye bugün evdeyim diye sorsam tuhaf mı kaçar? Bence tuhaf kaçar. İnsan neden işe gitmediğini bilmez mi canım? Ay ben işe gittim, sabah işe gittim ama buraya nasıl ve neden geri döndüm o kısmı yok. Bende de yok ama ben galiba uyuyordum. Ben dayanamayacağım, Betüş'ü arayacağım. Sonra Leyla'yı da ara bakalım nereye gitmiş. Tamam. Dur arama, geldiler galiba. Leyla neredesin? Ferhat'la dolaşıyoruz. Niye? Bilmiyorum. Ferhat sen bugün izinli misin? Bilmiyorum. Hayda. Ay. İşte tam da bunu söyleyecektim. Yani bazen bazı şeyleri düzeltelim derken daha beter bozuyoruz. Tamam canım, telaşlanma. Bunu düzeltebiliriz. Evet, evet, evet. Bana bırakın. Benim hatam. Şimdi düzeltirim. Ya ne oluyor arkadaşlar? Biriniz bir şey söyleseniz Allah aşkına. Aha. Ya niye hepimiz ayaktayız? Oturalım hadi, hadi. Evet, oturalım. Hadi ya, oturalım. Buyurun. Hadi bakalım. Hop. Oturalım dedim ama bana yer kalmadı, görüyor musun? Dur oğlum, dur. Ay. Benim ağzımda böyle kekremsi bir tat oluştu. Herhalde bu kaloriferlerden değil mi? Nemsiz kaldık, dilim damağım birbirine yapıştı. Bir şeyle içer miyiz? Ben getireyim, ne istersiniz? Otur sen hayatım, ben getiririm. Ayran var olur mu? Olmaz mı? Ben ayrana bayılıyorum. Bana da uyar. Gerçi bütün işler zavallı Betüş'üme kaldı ama. Bana bak, gelirken iyice çalkala da ayrandan yayık olsun. Bu iyiydi ama. ev işi nasıl gidiyor? Ev süper gidiyor. Ben o eve aşık oldum. Gelsenize bu akşam bana. Bu akşam mı? Evet, bu akşam. Çay içeriz. Bir yandan da evin eşyalı haliyle böyle güzel bir keyif yaparız. Evet, Anne Bey gidelim ne olur. Tamam, tamam. Suzan gelsin, evet derse gideriz. Oy. Neyse, nihayet her şey normale döndü. Sağ ol dayı. Betüş pek mutlu değil. Değil. Aa, niye Betüş? Herkes çok mutlu. Avni Bey dahil hiç kimse peri olduğumuzu bilmiyor. Sen niye? Bütün hayatımız böyle mi geçecek? Ya ben de en az senin kadar hiç yalan söylemek istemiyorum ama onlara peri olduğumuzu söyleyemeyiz. Sen bilmelerini mi istiyorsun? Sürekli bir şeyler saklayarak yaşamak istemiyorum. Aileme, yakınlarıma, sevdiklerime durumumla ilgili yalanlar söylemek istemiyorum. Ama bu sıradan bir durum değil ki. Kaldı ki eşin, çocukların, komşuların peri olduğunu öğrendiklerinde seni deli sanıp doktora götürebilirler. Hayır, buna inandıklarında kendi psikolojileri bozulabilir. Doğru. Zaten Periliçe bu yüzden peri yasalarında bu konuya yasak getirdi. Eda, dayı, insanlara bu durumu açıklamanın nelere yol açabileceğini çok iyi biliyorum ama
İnsanlara sürekli yalan söyleyip arkalarından da sihir yapmak istemiyorum. Umarım periliçe sen olmazsın. Yani aslında bir gün ben de Firuze'nin kiminle evli olduğunu bilmesini isterim. İlk o gelmese şaşardım. Aa, Dudu periliçe gibi giyinmiş. Eminim yeni periliçenin kendisi olduğunu düşünüyor. Tam ben aynı şeyi söyleyecektim size. Sihirli gün batımları. Sihirli gün batımı periliçem. Hoş geldin Dudu. Merhaba Ömür bebek. Periliçesi büyümüş mü? Evet biraz büyümüş. Yüzü de Taci'nin gençliğine benziyor. Ben alayım bebeği. Otursana Dudu. Ay, yerlerimiz belli mi? Yok hayır, dilediğin yere oturabilirsin. İyi, size yakın olayım o zaman. Gün dönüyor, artık gidelim mi? Ay, gidelim gidelim. Eda, pastanı unutma. Aa, sen delirdin herhalde, kendimi unuturum onu unutmam. Çocukları da çağırmamızı ister miydi acaba? İsterse kendisi haber verir, sen merak etme. Aman da aman. Kırmızı çiçekle kara böcek de geliyor. Abimle ablama küçük sınıfların voleybol maçım var demek zorunda kaldım. Beni şu an okulda zannediyorlar. Ben de öyle dedim. Beni bir saat sonra okuldan alacaklar. Tamam. Toplantıyı hemen bitirelim ki aileleriniz merak etmesin. Evet Periliçem, yalan söylemek hoşumuza gitmiyor. Haklısın Çilekciğim. Fazla uzatmayacağım. Sihirli günler. Sihirli günler. Vay canına. Nefis bir pasta. Şşt, elleme. O Periliçem. Niye zahmet ettin Eda Peri? Rica ederim Periliçem. Çok daha iyisini yapmak isterdim ama vakit kısıtlı olduğu için ancak bu kadar elimden geldi. Kusura bakmayın. Hı. Toplantıdan sonra yeriz. Anne, o periliçenin. Ne kadar kıymetli bir pastaymış. Ne var ayol onda? Ben iki dakikada sihirle yapıveririm. Tamam tamam yeriz. Belli ki Eda Peri çok uğraşmış. Bu vedayı tatlı bir veda yapmak için sonunda yeriz. Evet, şimdi lütfen hepiniz oturun. Evet. Merzuka Peri de gelsin, başlayalım. Ay annem de mi gelecek? Elbette, bütün periler burada. Bir tek Merzuka Peri eksik. Sadık Bey, sofrayı kurayım mı? Acıktınız mı? Aa, yok yok, kurma bence. Betüş de Eda gelsin, biz kurar yeriz. O zaman ben müsaadenizle çıkayım, işim bitti. Tamam, çıkabilirsin. Aa, bir dakika ya, sen çıkıyorsun da Ali seni almayacak mıydı? Yok, bugün işi uzamış, eve de geç geleceğini söyledi. Aa, ama olmaz ki, sen şimdi yalnız gidemezsin. Bak hava karardı, ben seni bırakayım, tamam mı? Aman Sadık Bey, ilk defa mı yalnız döneceğim eve? Bak, itiraz istemiyorum, tamam mı? Ortalık eskisi gibi değil. Allah Allah, ben seni bırakacağım, içim rahat etmez. Sadık doğru söylüyor Firuze. Vallahi biz bile erkek başımıza çıkmaya çekiniyoruz. Hem Ali de böyle olmasını ister. Hadi, hadi çıkalım. Ay, olmadı ama böyle Sadık. Bak itiraz istemiyorum dedim. Yani yarın bugün Eda ile Betüş karanlığa kalsa Ali onları bırakmayacak mı? Bırakacak. Hadi bakalım bunda utanılacak, çekinecek bir şey yok. Hadi, hadi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yavuz, sen beni bekle, yarım saate kadar geleceğim. Rahatına bak. Tamam, oldu dostum. Mahcup oluyor vallahi Sadık Bey. Aa, saçmalama diyorum, saçmalama. İlk defa mı yapıyorum böyle bir şey yani? Hadi. Hadi, iyi akşamlar. Hadi görüşürüz Yavuz. İşte babam mıydı çıkan? Hı hı, babanızdı. Firuze ablayı eve kadar bırakıp gelecek. Acıktın mı enişte? Şöyle böyle. Tavla oynayalım mı? Kendine güveniyorsan oynayalım canım. Sarma yer misiniz?
Allah bitirmeyeceksek yeriz. Evet. Abime söyleyin işte. Ya bir iradesiz o. Buldu mu pirinç tanesi bırakmayana kadar bitiriyor. Sen yine çok konuşmaya başladın ama. Şişt, tamam. Kavga patırdı yok. Hadi oyna bakalım. Siz niye gitmediniz bu voleybol maçına? Ya son anda çıktı. Zaten küçük sınıflar arasındaymış. Bütün sınıflar gitti. Bize yer kalmaz diye biz de gitmedik. Saat kaç bu arada? Vallahi bende saat yok. Ceren saat kaç? 7. Ha. O zaman bu el bitsin ben çıkayım dışarı. Nereye gideceksin abi? Kızları almaya. Dur biraz önce Eda aradı. Zaten annenle beraber kızları alıp gelecekler. Ha, onlar neredeymiş ki? Vallahi bir doğum günü mü ne varmış? Anneannenizin bir arkadaşı var ya, bir teyze. Ona gittiler. Ha, anladım. İster misin enişte? Hı hı. Sana yok abi. Sen kazana düştün. Hazır babanız yokken biraz konuşalım çocuklar. Söyle bakalım dünyadan ne haber? Çok iyi gidiyor. Hı? Yakında evlenecekler. Sen hiç öyle yüzünü buruşturma. O gün gelsin göreceksin. Mosmor olacaksın, mosmor. Ay niye kızıyorsun abi? Uğraşamayacak mıyız seninle? Tamam yeter. Kavga patırdı yok. Sen anlat bakalım Kerem nasıl? İyi. Arada sırada telefonlaşıyoruz, chatleşiyoruz. Ama onlar evlenemeyecek. Niyeymiş? Çünkü ben kardeşimi Antalya'ya gelin veremeyecek kadar çok seviyorum. Dolma versene bir tane. Ver ya çocuğa, tamam. Ver. Erkek çocuğu sonuçta. Aa, mektup mu geldi? Eski usul geldiğine göre bu Merzu Kafere'dendir. Evet. İmzasını okuyabiliyorum ama yazısını pek okuyamıyorum. Verin Periliçem. Annemin el yazısını ancak ben okuyabilirim. Evet. Gelemeyeceği için sizden özür diliyor. Neden? İşte yaşlandığına dair bir sürü bahane bir şeyler yazmış. Biliyor musunuz annem eskiden beri hep periliçe olmayı hayal ederdi. Şimdi artık yaşlandı, iş işten geçti. Artık periliçe olamayacağını da biliyor. Herhalde o yüzden gelmek istemedi. Annen dürüst bir kadındır. Burada ne yazıyorsa doğrusu odur. Siz öyle diyorsanız öyledir. Böyle bir günde sizinle tartışmayacağım. Peki. O halde toplantıya başlayalım. Lütfen oturun. Neden burada toplandığımızı hepiniz biliyorsunuz. Şu dakikalarda periliçe olarak görevimin 400. yılını doldurmuş bulunuyorum. Peri geleneklerine göre size veda etmek ve yeni periliçeyi açıklama zamanı geldi. Yeni periliçenizi açıklamadan önce Periler Hanı'nın eskisi gibi Perihan Peri olacağını açıklamalıyım. Eğer yeni periliçenizi değiştirmek istemezse periliçe ile aranızda köprü görevini bundan böyle yine Perihan Peri üstlenecek. Sizlerle İyi kötü günlerimiz oldu. Bazen aramızda sorunlar yaşadık. Bazen faniler için iyi ve güzel şeyler yapmaya çalıştık. Burada kendi namıma ve kocam Peril namına bulunuyorum. Peril nerede? Biliyorsunuz kendisi çok duygusal olduğu için böyle veda törenlerinden hoşlanmıyor. Tacını benimle birlikte gönderdi ve yeni Peril'e başarı ve mutluluklar diledi. Aa, başıma gelenler. Dur, al şunu. Kaldır canım, saçmalama. Ay, yakışıyor mu diye baktım. Kuşkusuz bu masadaki herkes Peri ve Fani arkadaşları için şartsız, koşulsuz iyilikler ve güzellikler yaptı. 400 yıllık periliçe yaşantımda zaman zaman sihirlerini doğru yolda kullanmadığı için bazılarını cezalandırmak zorunda kaldım.
Ama şunu biliyorum ki hepiniz gönlünüzün derinliklerinde gerçek birer periydiniz. İyiydiniz, asildiniz, özeldiniz. Ve hep böyle kalacağınızı biliyorum. Ama periliçe seçerken içinizde en az hata yapmış ve aile hayatında en mutlu olanı seçmek istedim. Ve içimden bir ses sürekli bana bir tek ismi fısıldadı. Evet, kararımı açıklıyorum. Bundan böyle yeni periliçeniz Betüş Peri. Ay periliçem. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yeni kurallar, yeni yasalar. Bundan böyle her şey senin elinde Betüş. Bundan böyle ne zaman yardımıma ihtiyacın olursa hep senin yanında olacağım. Bana sadece adımla melek diye seslenmen yeterli. Çok teşekkür ederim. Madem beni periliçe seçtiniz, periliçem, o zaman ben de şimdi burada herkesin önünde sizden ilk yardımımı almak istiyorum. Ben yalansız bir dünya kurmak istiyorum. Özellikle de dostlarımıza, yakınlarımıza karşı yalan söylemek istemiyorum. Ve buna da önce kendi ailem ve yakınlarımdan başlamak istiyorum. Peri olduğumuzu uygun bir yolla herkese açıklamak istiyorum. Kanlı söyleyebileceğim yani, yaşasın! Cem'le Ceren'e de ben söyleyeyim. Peki babana kim söyleyecek? Bir faniyle sizler gibi yakın ilişkide olmadığım için bunun sizler için neler ifade edebildiğini ben sadece hayal edebiliyorum. Geçmiş periliçeniz olarak bu gerçeği onlara açıklamanın dürüst bir şey olduğunu ama fantastik bir şey olduğu için zararlı olabileceğini düşünüyorum. Ama yeni periliçe sensin. Bu yüzden dilediğin gibi davranabilirsin. Sadece büyüğün olarak senden bir tek şey rica ediyorum. Dikkatli ol. Gerçeği bilmek her zaman bizleri mutlu etmez. İyi düşün taşın. Eğer kalbin hala sana bu yolu denemeni söylüyorsa gerçeği ailene ve dostlarına açıkla. Teşekkür ederim Periliçe. Açıklayacak mıyız peki Betüş? Doğru zamanı bulunca hepimiz açıklayacağız. Peki ne zaman anne? Çok yakında hayatım. Çok yakında. Thank you.